Kobe Bryant, the future of the NBA. You're looking at the present and the future. Sen birinci sayısı Kobe Bryant'ın. Tarih yazıldı. Kobe Bryant. Kobe Bryant senin için ne ifade ediyor? Kobe benim için azim, hırs, sınırları zorlamak, kaybetmeye olan tahammülsüzlük ve takıntı. Merhabalar, Spor Sivri'den Efe Yamanlar ben. Ali Yan'ın bana yönelttiği bazı sorular oldu. İlk soru, Kobe Bryant senin için ne ifade ediyor? Aslında fazla sporcuya söylenecek bir durum var, bir sporcudan çok daha fazlası diye. Çünkü hepiniz biliyorsunuz ki Kobe Bryant'ın hep böyle bir mental içgüdüsü ve mental gücünden yararlanma durumu vardı. Ve bunu Mamba mentality adında bir aslında paketle tüm dünyaya sundu ve aslında tüm dünyada da sporcular arasında çok da ayrı bir yer edindi. Benim için aslında Kobe Bryant'ın farkı hırsı, azmi asla geride kalmaması ve asla ve asla pes etmemesiydi. Bunlar benim için önemli öğretilerdi. Selamlar. Her şeyden önce Kobe benim için tutku, çalışma ve hırsı ifade ediyor. Aslında çok klişe gelebilir. Çalışma ahlakı demek daha doğru aslında. Hani onu izleyerek büyüyüp daha çocukluğumda onu izleyerek bazı şeyleri öğrenince ve bu spora ve spor kavramını onunla beraber tutku besleyince bu tabirler daha da önem kazanıyor ve hayatına da bir şekilde etki ediyor. Kobe Bryant benim için motivasyonu ifade ediyor. Basketbol ile ilgili yapmak istediğim birçok hayalim var ve Kobe Bryant'ın sözleri, videoları beni bu alanda motive ediyor. Kobe derdinin aklına gelen ilk hareket ne? Tabii ki de Fedaway. Burada başka bir şey söylemek mümkün kalmıyor çünkü o bir sürü bunu yapan oyuncu var ki Dirk Nowitzki, Michael Jordan gibi, Hakeem Olajuwon gibi ama bana göre en estetiği Kobe Bryant'taydı. Kobe dendiğinde aklıma ilk gelen hareket fadeaway şutları. Maç içi pozisyon olarak ise Golden State Warriors'a karşı önce bel arkasından geçirip sonrasında Ron Trieff'a yaptığı şık asist. Aklıma gelen ilk hareket de o hırsı, azmi yansıttığı 2006 playofflarında Phoenix'e karşı son saniye basketini attıktan sonra formanın göğüs kısmını yırtarcasına bir hareketi vardır. O hareket bana çok özel gelir. Kobe'nin kariyerindeki imza anlarından biridir. Kobe dendiğinde smaçlar, son saniye basketleri pek çok şey canlanıyor kafamda ama ilk aklıma gelen Miami'de attığı son saniye basketi. Önceki yıllarda şansı o takıma karşı pek yaver gitmemişti. Onun biraz öcünü almış gibi oldu. Dwayne Wade çok da iyi savunma yapmıştı ama Kobe Bryant inanılmaz bir son saniye basketiyle maçı kazandırmıştı. 24 mü 8 mi diye sormuşlar. Ben 24 diyorum çünkü kendi yaşımdan dolayı ve NBA'yi takip ettiğim süreyi şöyle göz önünde alırsak 8'in sonuna 24'ün tamamına hakimim. O yüzden 24 numarada Kobe Bryant'ın bende hissettirdikleri çok daha farklıydı. Hem 24 hem 8 numarayla sergilediği birçok özel performans var ama benim için 24 numara biraz daha önde. 24 numarayla yeni bir başlangıç yapıp o forma numarasıyla 2 şampiyonluk kazanması, aşil tendonu kopmasına rağmen gayet güçlü bir şekilde geri dönmesi ve emeklilik maçında da 60 sayı atarak tarihe geçmesi benim için 24 numarayı daha anlamlı kılıyor. 24 mu 8 mi 24? Niye 24? Yani net bir şekilde cevap verme sebebim kariyer özetiyle alakalı. Çok daha olgun bir Kobe. Benim basketbolcuda, bir basketbolcuda görmek istediğim özelliklerin neredeyse tamamına sahip olan bir Kobe. 8 çok göze hitap eden, çok atletik, çok meziyetleri, basketbol meziyetleri olağanüstü seviyede olan bir oyuncu. 24 bunlarla beraber olgunluğu, mantığı ve aklı da birleştirerek yoluna devam eden bir oyuncu. O yüzden bir tık daha 24 önde. 24 mü 8 mi? Neden? Ben onu 8 numarayken Slam Türkiye, NBA Türkiye dergilerindeki yazılardan tanımaya başladım. Sayı rekorları, müthiş atletizmiyle bir görsel şölen sunuyordu 8 numarayken. Ama ben 24 numarayı tercih ediyorum. 8'den 24'e geçti. 2006 yılından itibaren Kobe'nin oyunu olgunlaşmaya başladı. Her şeyi tek başına yapmak yerine takım arkadaşlarına güvenmeyi öğrendi ve onları da yükseltti. Oyunu kafada çözmüş, en iyi versiyonuna evrilmiş hali olduğunu düşündüğüm için ben 24 numaralı Kobe'yi seçiyorum. Favori Kobe sezonum 2009-2010. Çünkü çok zor bir sezon, çok zor bir Batı Konferansı. Yanılmıyorsam 6 tane son saniye basketi, yani son saniyelerde öne geçiren veya direkt son saniye olan basketi var ki
Brady'nin üzerinden attığı o meşhur son saniye baskısı. O sezon gelmişti. Milwaukee deplasmanında falan. Dağıttığı son saniyeler var. Çok zor bir sezondu. O zor sezondan takıma inanılmaz bir liderlik yaparak şampiyonluk çıkarmasına yardım etmişti. Kobe ki yani belki de kariyerinin en kötü maçlarından birini 7. maçta oynadı. Ona rağmen olgunluk o işte. 24 numaranın belki de verdiği olgunluk. 24 numarayı seçmemdeki sebeplerden biri. O maçı çok zorlamamasına ve maçı getirmesini sağlamıştı. O yüzden 2009-2010 çok özeldi diye düşünüyorum. Kobe sezonum Toronto Raptors'a karşı 81 sayı attı. 2005-2006 sezonu. Hem Toronto Raptors'a sergilediği o performans hem Dallas Mavericks'e karşı 3 çeyrekte 62 sayı atması gibi özel skor performansları var ve o sezonun videolarını izlemek bana çok keyif veriyor. 81. sayısı Kobe Bryant'ın. Tarih yazıldı. Olağanüstü bir maç seyredik fakat Kobe aynı zamanda maçı kazandı. Favori Kobe sezonu hangisi? Sanırım 2009 ama benim için en özeli 2013. Yani benim izlediğim en iyi Kobe 2009'du bence. Basketbol 2010 da aslında sayılabilir ama en özeli 2013'tü. Bence aşırı tendonundan sonra hiçbir zaman eski Kobe Bryant olmadı. Ama 2013 sezonunda yaptıkları çok çok başkaydı. En azından böyle söyleyebilirim. Buna pek çok cevap verilebilir. 2003 denebilir. Atletizminin zirvesi, en çok smaç yaptığı sezon. 116 smacı var sadece normal sezonda. Jordan'dan meşaleyi devraldı. 55 sayılık bir performansı var. 9 kez üst üste 40 sayılık performansı var. 2006 diyebiliriz. 3 çeyrekte 62 sayı, 81 sayı ve neredeyse her maç 40 attı o sezon. Zihinsel olarak farklı bir boyuta ulaşmıştı. 2008 gerçek bir lidere dönüştü. Hem hücumda hem savunmada olağanüstü efor sarf ettiği ve MVP ödülünü kucakladığı yıl diyebiliriz. Ancak benim şahit olmaktan en çok keyif aldığım 34 yaşında takımını playoff'a sokmak için her maç canını dişine taktığı o efsane performansları sergiledi ve sonunda da maalesef aşil tendonunu kopardı 2012-13 sezonunu söyleyebilirim. O sezon yaşına rağmen olağanüstü smaçlar yapmıştı. Mesela Brooklyn Nets'e karşı vurduğu o smaç, Josh Smith'i posterlediği smaç. Sezonun başında Mike Brown kovulduktan sonra Phil Jackson ikna edilmeye çalışılıyor ki takımın sahibi olan ailede Jenny Buss Phil Jackson'a çok yakınlığıyla bilinir. O Phil Jackson'ı ikna etmeye çok yakındı. Fakat aile içindeki bir iç karışıklık, bir güç savaşı yüzünden Phil Jackson kenara itiliyor ve Mike D'Antoni ile anlaşılıyor. Bu da hem Kobe Bryant'ın kariyeri hem de Los Angeles Lakers için bir dönüm noktası oluyor. İçinde çok fazla hikaye barındırdığı ve Kobe'nin olağanüstü bir mücadele sergilediği için 2012-13 sezonu benim için apayrı bir yerde. 61 ya. Ya New York'a 2009'da attı 61. Canlı izlediğim en iyi performans diyebilirim yani. Çok var aslında tabii. Şimdi konu Kobe Bryant olunca yani 2013 sezonundan sadece 5 tane maçı bile söyleyebilirim. Veya 2010 finallerinde veya 2009 finallerinde çoğu maçını söyleyebilirim ama herhalde bireysel olarak en delirdiği maç 61 attığı New York maçı olabilir. İzlediğim en iyi Kobe performansı kesinlikle 81 sayıydı. Hani buna çok fazla canlı izlediğim, çok özel yani. İkinci sıraya mesela herhalde New York deplasmanının 60'ı geçtiği New York deplasmanını koyabilirim. 62'lik Dallas'ı canlı izlemedim, yalan söylemeyeceğim ama 81'lik Toronto'yu canlı izlemek çok yani hayatımdaki en acayip deneyimlerden biriydi bir spor severi olarak. 4 dakika 56 saniye var. Kobe Bryant 3 sayılık atış ve basket. 70 sayıya ulaştı. Canlı izlediğim en iyi Kobe performansı Utah Jazz'a karşı 60 sayı attığı jübile maçı. Basketbol ilgim o dönemde başladı ve sadece okul saatlerinden dolayı o maçı canlı izleyebilmiştim. Buna verebileceğim çok fazla yanıt var ama son maçı demezsek olmaz. Kobe'yi son maçında yine o bildiğimiz Kobe olarak son bir kez izlemek apayrı bir şeydi. 2015-2016 sezonun son gününü hatırlıyor musun? Golden State Memphis'le oynuyor. Ve çok önemli maç. Şu açıdan önemli maç. 73. galibiyeti alacak Golden State kazanırsa. NBA tarihinin galibiyet rekorunu kıracak. O gün o maçın hiçbir önemi yoktu neredeyse. Hani hiç kimse o maçı takip etmiyor. Hatta şeyi anlatıyorlar. Basın tribününde herkes telefonundan diğer maçı izliyor. Diğer maç ne abi? Kobe Bryant'ın kariyerinin son maçı olacak ve o maçta 60 atıyor abi. Kobe'yi son bir kez tanık olmak ve Kobe'nin kendi koşullarında ve yani Kobe standartında vedasını görmek her şeyden daha üstün. 3 dakika kala Lakers 10 sayı geride. Moladan dönerken kamera Kobe'nin yüzünü yakalıyor. O bildiğimiz maç sonu bakışı.
Ben o bakışı gördüğüm anda Kobe'nin bu maçı alacağını anladım. Maçın bitmesine 1 dakika kala köşeden bir üçlük attı, fark 1'e indi. Taraftar aklını kaçırdı. NBA finalinde bile böyle bir atmosfer görmemiştim. Maçın bitmesine 30 saniye kala Kobe, ona şahit olmuş herkesin yapacağını bildiği şeyi yaptı. Maçı kazandıran şutu soktu. Son maçında 60 sayı atması, clutch basketle maçı kazandırması, film senaryosu gibi bir olay. Kobe'nin bana ilham veren özellikleri kazanma azmi, hırsı ve hiçbir zaman pes etmemesi. Bana ilham veren özelliği de o aslında tutkuyla çalışması. Yaptığım işte ben de hayalleri peşinde koşan bir insan olarak yaptığım işte tutkuyla çalışmayı çok önemsiyorum. O yüzden tutkuyla çalışması en bana ilham veren özelliği. Aslında bunu biraz önce söyledim. Asla pes etmemesi benim için çok kritik. Bir de benim kendi hayatımda beni en çok etkileyen nokta o kazanmaya olan takıntısı, yani saplantısı. Genelde çünkü bilirsiniz saplantı kelimesi çok pozitif olarak kullanılmaz ama bence Kobe'nin mentalitesinde saplantı kelimesi kullanılabilecek en iyi ve en pozitif noktada kullanılıyor. O yüzden kazanmaya olan saplantısı benim için çok önemli. Kobe'nin bana ilham veren özelliği asla vazgeçmemesi, sonuna kadar zorlaması. Ve başka hiç kimse de görmediğim bir özelliği var. 20 sayı öndeyken de 30 sayı gerideyken de aynı hırs, aynı konsantrasyonla oynaması onu bambaşka bir seviyeye koyuyor benim gözümde. Günümüz yıldızlarında biliyorsunuz yoğun maç takvime bahane edilerek işte load management, maç seçme gibi durumlar oluyor. Kobe bunun tam tersi. Her maçta yer almak ve full konsantrasyon oynamak üzerine bir kariyer inşa etti. O yüzden o benim için hep diğerlerinden farklı olacak. Mamba mentaliti nedir? Aslında bunu diğer sorularda da biraz açıkladım. Yani işte hiç kaybetmekten nefret etmek, kazanmak için her şeyi yapmak, asla pes etmemek ve asla durmamak gibi. Kobe'nin sakatlanıp oyuna devam ettiği anlar falan benim için çok etkileyiciydi her zaman. Öyle de olmaya devam edecek. Yaptığın iş ne olursa olsun o işi en iyi şekilde yapmaya tutkuyla bağlanma. Yani bir sporcu değilim ben. İlla sporcu olmaya da gerek yok. Hayatta da buna sahip olabilirsin. Ben de bu özelliklere sahip olmaya çalışıyorum tabii ki. Hem onu izleyerek büyüdüğüm için hem de ona büyük bir hayranlık beslediğim için. Benim de hayatımın özel bir yeri olduğu için. Bana göre Mamba mentalite bir şeyi başarmak için sonuna kadar mücadele etmek ve hiçbir zaman pes etmemek. Bana göre Mamba mentality kaybetmeye olan tahammülsüzlük. Olmasını istediğin şeyi sonuna kadar zorlamak. Sana olmaz diyenlere rağmen yılmamak. Günümüzden Kobe'yi anımsatan oyuncular aslında çok yok. Kobe bıraktıktan sonra Lillard benim için özeldi o anlamda. Yani gelinen noktada şartlar değişmeye başladı. Kendisinin de çok sevdiği ve çok tavsiyeler verdiği, beğendiği ve gerçekten o mentaliteye yakın olan isimlerden biri Giannis diye düşünüyorum. Burada bu sevdiğim, çok beğendiğim oyuncu anlamı değil. Kobe'den sonra en sevdiğim oyuncu Lillard'tı benim. Dediğim gibi yakındı. Ama Giannis ve Lillard diyebilirim diye düşünüyorum. Bence öyle bir oyuncu yok. Ama en yakını, yani en yakını da yok açıkçası. Ben Kobe Bryant'ın hani o biraz Magic Johnson'ın da söylediği gibi yani bir daha hiçbir zaman Kobe Bryant olmayacak gibi geliyor bana. Belki Jason Tatum biraz ama onun dışında belki teknik olarak benziyor olabilirler ama mental açıdan hiçbirinin Kobe Bryant'a yaklaşacağını düşünmüyorum. Yaklaşamıyorlardı zaten. Bir kere NBA'in kendi sistemi de şu an buna izin vermiyor. Öyle olduğu için Kobe Bryant'la benzeyen çok oyuncunun olduğunu düşünmüyorum. İşte dediğim gibi Jason Tatum belki biraz teknik olarak benziyor. Devin Booker ve Jason Tatum günümüzde bana Kobe'yi anımsatan oyuncular. Oyun stili olarak Booker ve Tatum onu en çok anımsatan oyuncular. Kobe'yi izleyerek büyümüşler. Kobe onlara birebir ders ve mentorluk da verdi. Fakat zihniyet olarak bence Giannis. Oyun olarak hiçbir benzerlikleri yok ama zihniyet olarak bence diğer iki oyuncudan da Kobe'ye daha yakın. Kobe Bryant hepimizin hayatına çocukluktan itibaren çok farklı bir noktada girdi. Ve bize bence çok fazla şey öğretti. Yani bir basketbolcudan öğrenebileceğimizin çok daha fazlasını öğrendik.
Tabii ki de keşke yaşasaydı. Ben onun iş hayatıyla ilgili kısmı da çok takip ediyordum. Çok önemli buluyordum. Yani o kurumsal tavrıyla da oradan da öğrenecek çok şey olduğunu düşünüyordum. Ki keza aslında mesela Oscar'ı alma hikayesi falan da çok daha başka bir durumdu. Ama hayat biraz da böyle bir şey. Bize öğrettikleri ve bize izlettirdikleri o müthiş anlar içinde buradan bizi duyuyorsa kendisine teşekkür ediyoruz. Mamba forever. En önemli şey denemek ve insanlara harika şeyler başarabilmeleri için ilham vermek. Bu içerikte diğer katılımcı arkadaşlarımla beraber Kobe Bryant'ın bizim için ne ifade ettiğini anlatmaya çalıştık. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Mamba gider. Heroes come and go, but legends are forever.